Bilardo oynarken kullanacağınız 3 temel şey vardır. Bunlar bir bilardo masası, bilardo topları ve istekadır. İstekalar farklı boyutlarda olabileceğinden size en iyi uyuyan bir tanesini kullanabilirsiniz. İstekanın en önemli kısmı olan ucuna özellikle dikkat etmeniz gerekir. Burası istekanın toplara vuracağınız dar ucudur. İstekaların ucu sert veya yumuşak olabilir. Eğer yeni başlayan biriyseniz istekanın ucunun orta ile yumuşak olmasına dikkat edin. Bilardo masaları 2 metre, 2,4 metre, 2,7 metre gibi farklı boyutlarda olabilir. Küçük bir masada oynuyorsanız kısa isteka kullanmak işinizi kolaylaştırabilir. Sırada bilardo topları var. Bilardo topları 1'den 15'e kadar numaralandırılırlar. 1'den 8'e kadar numaralandırılan toplar düz renk, 9'dan 15'e kadar olan toplar ise çizgilidir. Topların renkleri sayılara göre ayarlanmıştır. 1 ve 9 numara sarı, 2 ve 10 numara mavi renktedir. Sonra kırmızı, mor, turuncu, yeşil renkler vardır. 7 ile 15 bordo renktedir. 8 numaralı top ise siyahtır. İstaka topu beyazdır ve bu top diğerlerinden biraz daha ağırdır. Oyun sırasında doğrudan isteka ile vurduğunuz tek top budur. Beyaz topu diğerleriyle çarpıştırır ve vurmak istediklerinizi diğerleriyle çarpıştırarak gitmesini istediğiniz yere yönelmesini sağlarsınız. Oyuna başlarken beyaz olan hariç topların hepsini bir üçgenin içine koyarsınız. Şimdi 15 topun hepsini oraya koyun. Topları üçgenin son sırasının köşelerine bir düz renkli ve bir çizgili top olacak şekilde koyun. Siyah top 3. sıranın ortasında olmalıdır. Bazı insanlar topların geri kalanının yerini farklı şekilde ayarlarlar. Bazıları topları rastgele yerleştirmeyi tercih ederken diğerleri bir düz renk, bir çizgili olacak şekilde düzenlerler. Üçgeni bilardo masasının üstünde kaydırarak ilk sıradaki topun masanın ortasında gördüğünüz ışığın tam ortasına gelmesini sağlayın. Üçgeni nereye koymanız gerektiğini bu nokta sayesinde anlarsınız. Şimdi üçgeni masadan alın. İlk başlayan topları dağıtan kişidir. Eğer topun birini ceplerden birine sokmayı başarırsanız, giren topun türüne bağlı olarak oynayacağınız topların düz veya çizgili olacağını siz söylersiniz. Bu durumda diğer oyuncu da sizin almadığınız toplarla oynayacaktır. Topların her iki türünü de birer cebe sokmayı başarırsanız, istediğiniz tür topu seçebilirsiniz. Ve hangi tür topu alırsanız alın, oyunun sonuna kadar o top türüyle devam edersiniz. Şimdi ikinizin de sadece 8 numaralı olan sona kalana kadar size ait topları ceplere sokmanız gerekiyor. Eğer bu topu cebe ilk siz sokarsanız oyunu siz kazanırsınız. Ama onunla birlikte beyaz topu da cebe sokarsanız kaybedersiniz. Çünkü beyaz topun her durumda masada kalması gerekir. Yanlışlıkla diğer oyuncunun bir topunu cebe sokarsanız bu onun yararına olur. Diğer topların tamamı ceplere girmeden evvel 8 numaralı topu sokarsanız oyunu kaybedersiniz. Doğrudan 8 numaralı topa vurursanız da kaybedersiniz. Herkesin kendi tercih ettiği bir el pozisyonu olduğundan sizin rahat ettiğiniz pozisyonu bulmanız biraz zaman alabilir. Eğer siz sağ elinizi kullanan biriyseniz istekanın diğer ucunu sağ elinizde tutun. İstekanın dar ucunuysa solunuza alın. Eğer solaksanız tam tersini yapın. Ayrıca işaret parmağınızı sopanın üstüne veya baş parmağınızı çubuğun altına koyabilirsiniz. Sopayı sıkıca tuttuğunuzda daha iyi kontrol edersiniz. Bazı oyuncular sopayı parmakların arasına alıp düz bir şekilde tutmayı severken, diğerleri işaret parmağının üstüne koymayı tercih ederler. Şimdi istekanın ucunu kontrol ettiğiniz elinizi hareket ettirmeyin ve topa vurmak istediğinizde sadece kolunuzun arkasını hareket ettirin. Ayaklarınızı omuz genişliğinden biraz daha geniş olacak şekilde açın. Duruşunuz arkadaşınız sizi hafifçe ittiğinde yere devrilmeyecek kadar sağlam olmalıdır. Alıştırma olarak yaptığınız vuruşlar sırasında gözlerinizi nişan aldığınız noktadan sopanın üstündeki noktaya çevirin. Hedeflediğiniz cebin ortasından geçen bir çizgi olduğunu hayal edin. Bu çizgi sizin vurmak istediğiniz topun da ortasından geçmelidir. Eğer bu şekilde bir öngörüde bulunamıyorsanız, düz bir çizgi oluşturmak için istekanızı kullanın. Sizin bu iki noktanın birleştiği yere nişan almanız gerekiyor. Hayalet top yöntemi denen bir şey vardır. Normal topun cebe girmesi için olması gerektiği yerde bulunan bir top olduğunu düşünün. Bu, isteka topunu tam olarak nereye göndermek istediğinizi görmek için hayalet topu gözünüzün önünde canlandırmanızı sağlar. Şimdi istekanın sağa sola kaymamasına dikkat ederek doğruca ve sağlam şekilde topa vurun. Kolay vuruşlar yaparak önceden biraz alıştırma yapın. Bazen sert vurmanız, bazen de duruma göre yumuşak vurmanız gerekir. İstekayı çok sıkı tutmamaya çalışın. Yeni başlayan biriyseniz, istekayı elinizde ne kadar sıkı kavrarsanız o kadar iyi bir vuruş yapacağınızı düşünebilirsiniz. Eğer çok sıkı tutarsanız, nişan alırken sopanın ucunu havaya kaldırabilirsiniz. Ayrıca isteka topunu yanlışlıkla masadan aşağı düşürebilirsiniz.
Sopayı hafif gevşek ama masanın biraz üstünde duracak kadar güçlü tutmaya çalışın. Sopa avcunuza dokunmamalıdır. Bu arada serçe parmağınız boşta kalabilir. Bu şekilde sopayı daha iyi kontrol edebilirsiniz. Yeni başlayanlar vuruş yaparken kollarının üst kısmını çok fazla hareket ettirebilir. Kolunuzun üst ve alt kısmını sarkaç olarak düşünün. Üst kol her zaman hareketsiz kalmalıdır. Dirseğinizin alt kısmı ise nişan alıp vurmaya hazırlanırken ileri geri sallanabilir. Vuruş eliniz dirseğinizin hemen altında olmalıdır. Sopayı ileri doğru hareket ettirirken hızını kontrol edin. Elinizle oluşturduğunuz köprüyü dengeli tutmaya çalışın. El köprülerinin biri kapalı, diğer açık iki şekli vardır. Daha az baskın olan elinizi avuç içi aşağı gelecek şekilde masaya koyun. Parmaklarınızı birbirine bastırın. Bir V oluşturmak için baş parmağınızı işaret veya orta parmağınıza doğru bastırın. Sopayı koyacağınız yer burasıdır. Sopanın üstünde kayacağı köprünün sağlam durması için oluşturacağınız köprünün sabit durmasına ve kolayca hareket etmemesine dikkat edin. Masada uzun atışlar yapmaktan çekinmeyin. Mesafe arttığında vuruş daha zor olacakmış gibi görünebilir ama bütün iş kafanızda biter. Artan mesafe nedeniyle birçok oyuncu uzun atışlarda zorlanır ancak bu dediğimiz gibi tamamen size bağlıdır. Tam merkezini bulduğunuzda düz bir atış yapmaya dikkat edin ve bunun için bolca alıştırma yapın. Topun tam ortasına vurmaya çalışın. Eğer henüz acemiyseniz topun hafifçe sağına veya soluna vurduğunuzun farkında olmayabilirsiniz. Şunu çalışın. Topu masanın bir ucuna koyun. Şimdi topun tam ortasına yumuşak bir şekilde vurun. Topun geri gelip sopanın ucuna dokunması gerekir. Sopanın ucuna tebeşir sürün. Tebeşir sopanın ucunun nişan aldığınız topa daha iyi oturmasını sağlar. Bazen ucun tamamı değil de bir kısmı topa vurur. Tebeşir bunun olmasını engeller ve beyaz topla sopanın ucunun birbirine uyumunu sağlar. Durma vuruşunu yapmanın 3 yolu vardır. Bunun için topun tam merkezine vurun ve sopanın da bunu takip edip etmediğine dikkat edin. Vuruşunuz sanki topun içinden geçiyormuş gibi istakanın topun ötesine uzandığını hayal edin. Eğer topa yumuşak vurur ve sopayı bu şekilde takip etmezseniz top ileriye yavaşça hareket edecektir. 2 numara, topun ortasının biraz altına vurun. Yalnız çok sert vurmayın çünkü top biraz geri sekebilir. 3 numara, şimdi yumuşak bir vuruş yapın. Bu sayede beyaz top geri sekme enerjisini kaybedecek ve hedeflediğiniz topun üstüne doğru ilerleyip duracaktır. Uzun mesafeli bir vuruş yapmak gerektiğinizde bu iyi bir şeydir. Bu sayede eğer mesafe uzarsa elinizden gelen en sert vuruşu yapmak zorunda kalmazsınız. Çok harika görünen topun geri sektiği vuruş topun geriye doğru gitmesi gereken atışlarda harika bir pozisyon almanızı sağlayabilir. Bunu yapmak için topun altına nişan almanız ve sopanın dik çizgisini bozmamanız gerekir. Yani sopayı vuruş yaparken yukarı kaldırmayın. 30 derece kuralı denen çok yararlı bir şey vardır. Buna göre topun masanın üstünde kendi ekseni etrafında yuvarlanacağı bir vuruş yaptığınızda sopayı tuttuğunuz açı 30 dereceye yakın olmalıdır. Baş parmaklarınızda barış işareti yaptığınızda oluşan açı gibidir.